Efendim CHP ile İyi Parti arasındaki diyet tartışması sürüyor. Şu Özgür Özel bazı illerde İyi Parti adaylarının geri çekilmesini istemişti. Meral Akşener'in cevabı bıktık artık oldu. Akşener Keçiören ziyaretinde İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözlerle yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirseniz siz de kazanırsınız. CHP 2019 seçiminin diyetini istiyor. İyi Parti geri adım atmıyor. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bu şekilde bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimi kazanmak için bazı illerde İyi Parti adaylarının geri çekilmesini istiyor. Edirne, Balıkesir, Ankara ve İstanbul bu iller arasında. Meral Akşener Ankara'dan cevap verdi, bıktık dedi. Vallahi bıktık. Oraya oy verirseniz o kazanır, buraya oy verirseniz o kazanır. Ne yani ya? Düşman kuvveti olmaktan bıktık. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Gölbaşı'ndaydı. Büyükşehir adayı Cengiz Topel Yıldırım'la birlikte esnafı ziyaret etti. Seçmen veli nimet oldu mu böyle bir şey. Geçti gazrola, verdik selamımızı, gidiyoruz. Akşener dükkan dükkan gezip oy istedi. O istiyorum. İyi Parti liderinin sıradaki durağı Keçiören oldu. Burada partisinin vekilleriyle Ankara adaylarıyla iftar programı düzenledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çok sert sözlerle yüklendi. Akşener iki isim için de hain ve zorba ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş istifayı bastığı CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de maalesef biz olduk, İyi Parti oldu. Dünün mağdurları maalesef bugünün zorbaları oldular. Akşener, Antalya ve İstanbul'daki belediye meclis üyelerinin istifa ettirildiğini dile getirdi. Pazarlıkların en çirkininin Ankara'da olduğunu söyledi. Mansur Yavaş kendi ağzıyla olanı biteni bir de itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il başkanının, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın şu anda kendisiyle çalıştığını söyledi. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. İşte bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.